Evet, iyi akşamlar Akeli Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, ben de İstanbul'a geldik. Biraz böyle trafikte boğulmuştuk ama sonunda kavuşabildik buraya. Evet, güzel bir gece değil mi? Güzel bir yarışmasınız. Özür dilesiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Güzellik yarışması deyince şu an Türkiye'de Bilge'nin birinciliği konuşuluyor. Evet. Güzellik algısı konuşuluyor. Bugün jüridesiniz. Nasıl tercihler yapacaksınız? Ben daha öncelerde BES modunun oyuncu ve modal kampanyadaydım. Orada olduğum zaman bütün güzellerle birebir bir bağım oluyordu. İlk önce oyunculuk dersi veriyordu. Özgüven, duruş, yürüyüş, bütün dersi veriyordu. Ve onları tanıma şansım oluyordu. Burada sadece kısa bir zamanımız var ve sadece dış görünüşüne bakabiliyoruz tabii ki. İletişim sadece podyumda kendi isimlerini söyledikleri zaman olabiliyor. Oysa ki güzellik bir bütün biliyorsunuz. Akıl, ruh, duruş, evet. Dış görünüş, evet, ama ilk önce bence akıl gelmesi gerekiyor ve eğitim gelmesi gerekiyor. Eğitim güzellerin olmazsa olmazı demek yani. Çok özür dilerim. Güzel seçerken önce eğitimli olması mı lazım? Güzellik algısı eğitimle, akılla mı alakalı? Yok, hepsi bir bütün bence. Yani çok güzel bir insan görebilirsiniz ama konuşmaya başladığı anda bir anda susmasını da isteyebilirsiniz. Güzellik demek tamamen bir bütün. Dış görünüş güzel baktığınız zaman güzel, evet. Ama ağzından çıkacak iki kelimeyle o yüzden güzellik tamamen mahvolabilir. Kesinlikle, ama güzellik yarışmasında konuşması mı yoksa duruşu ve bakışı? Şu anda bakacağımız şey tamamen duruş, bakış, gözle olan iletişim, bedendeki özgüven. Biz şu an tamamen bunlara bakacağız. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok eğlenceler. Detay alalım. Bir görüntü alalım. Bir detay alalım. Buradayız. Aleyküm.